Lapseki'de devam eden içme ve kullanma suyu çalışmasında 22. kilometreye gelindi. Yeni su depolarının ve arıtma sisteminin yapıldığı inşaat alanında incelemeler yapan Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz şunları söyledi. Tabii ki şimdi bu yapmış olduğumuz işler Lapseki'nin geleceğine, bugün için değil, geleceğine yaptığımız yatırımlar. Biliyorsunuz Bayramdere'den 22 kilometreden getirmiş olduğumuz su Lapseki'deki 50-60 bin nüfusa kadar rahatlıkla yetebilecek su. Daha fazlasına da yetebilecek. Ancak şu anda yaptığımız arıtma sistemi ve depolarımız 50-60 bin nüfusa göre hazırlanmış durumda. İnşallah Lapseki'nin yıllarca suya ihtiyacı olmayacak. Evet, burası arkamızda görmüş olduğumuz yer. Şehre suyu vereceğimiz, şebekeye suyu vereceğimiz 1500 tonluk arıtılmış su deposu. Buradan su şehre gidecek. Şu sol tarafımızda arıtma merkezimiz var. Bu arıtma merkezine az önce gördüğümüz pompa istasyonundan su gelecek. Arıtıldıktan sonra su işte 1500 tonluk bu depomuza gelecek. Görüyorsunuz durumu. Aşağı yukarı toparlıyorlar artık. Çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Bu depolar yaklaşık bana bu sabah verilen bilgilerde bir ay içerisinde bitirileceğini söyledi ilgili arkadaşlarımız. Yine arıtmayla ilgili mekaniki çalışmaları hemen başlıyor. Elektrikle ilgili çalışmalar da 10 gün, bir hafta 10 gün içerisinde başlayacak. İnşallah süresi içerisinde yine onu da bitirmiş olacağız. O 650 tonluk depodan bahsettim. İki tane bizim eski depomuz var. Bir tanesi 650 tonluk, bir tanesi 250 tonluk. Bunların da bakımları yapılacak. Yani su Bayramdere'den çıktığında ilk anda 650 tonluk depoya gelecek. Oradan pompa istasyonuna, pompa istasyonundan arıtma merkezine arıtıldıktan sonra su bu Temmuz depoya gelecek ve 1500 tonluk depodan da şehre su verilmiş olacak. Mutlu sona ulaştık diyebilirim. En azından suyu depolarımıza kadar getirdik. Yani 22 kilometre mesafeden şu anda depolarımıza kadar, su buraya kadar gelmiş oldu.